¡Qué palo! Enamórame, acorrálame, enamórame, que te ame, enamórame, mortifícame, enamórame, apasioname. ¡Qué palo! Enamórame, stüdyomuzda asıl amaç müziktir. Asıl amaç müziktir. Türk müziği, yabancı müzik fark etmiyor. Asıl biz amaç müzik. Müzisyeniz, müzisyenlik yapıyoruz. Müzisyenlik yapıyoruz. Genelde Türkiye, bütün Türkiye illerinde ve yurt dışında değil mi? Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Bulgaristan, Sırbistan, evet. Hırvatistan, Çeçenistan. Gelmiyorsan hemen ülke kalmadı. Bütün her yerde müzik yaptık. Demet Akalın, Nadide Sultan bizi iyi tanır ikimiz de. Norveç, Almanya konserlerinde arkasında org çalıp konuklarımızda bir parça söyleyelim. Bir parça söyleyelim. Bir parça. Merak etmesinler bundan ne yapıyor diye. Kendi okuduğumuz parçalardan bir tane, ilerleyen dakikalarda yine bilindik parçalardan da okuyabiliriz sesimizin, evet, rengini görebilmeler açısından. Yani biz şimdi bunu niye yaptık, niye söyledik? Çünkü sanatçı stüdyoya çağıracak, sanatçıya verecek paramız var. Ya sevgili izleyiciler, haftaya işleyeceğimiz konu, şimdiden belirtelim, haftaya işleyeceğimiz konu aldatma, aldatılma. Aldatma, aldatma. Hangi konuda? Her konuda. Şikayetçilik mi yoksa? Her konuda. Kadın erkek arasında mı? Ne oğlum, her konuda. Aldatma. Korsan kaseti olayını ne diyorsun? Abi korsancılık gerçekten kötü bir meslek. Yani korsan olmasın, hiç kimse korsanlık yapmasın. CD kopyala mısın diye? Ne diyeceğiz? CD kopyala mısın? Biz de kopyalıyız ya. Efendim biz CD kopyalama işine kesinlikle karşıyız. Anten yok. Fotoğraf aldık. Yayın gidiyor mu gitmiyor mu? İzleyeceğimiz şu anda bizi izliyorsa telefon gelmedi. Biz o yüzden tereddütteyiz. Yayın gidiyor gidiyor. İzleyebiliyorlar bizi. Tabii, frekansımız neydi bizim? 999. 999. Noktamız yok bizim. Noktamız yok. Sadece 999. Yapıyorsunuz alıcılarınızdan, dekoderlerden falan. 999. Sen normal antenle, çanak antenle izleyebilirler. Tamam. Şundakilere şu anda vericimiz yeterli değil. Yardım bekliyoruz diğer kanallardan. Vericimiz... Bize bir verici, bir de canlı yayın arabası istiyoruz. Canlı yayın arabası. Ne için canlı yayın arabası mı? Al işte şuradan. Abla bize şey getirmiş. Ne getirdin abla sen bize? Tatlı getirdin. Tatlı mı getirdin? Ne tatlısı? Vezir parmağı. Onu da mı yani sonra mı getirecek? Abi getirme sen o tatlı burayı. Senin düşünceden ne ortam? Bunu biz ne yapabiliriz? Biz de maymunluk mu yapsak, geyik mi yapsak, şaklabanlık mı yapsak? Şöyle. Ben geçenlerde bir program izledim ortaya. Ajdar Popstar'a katılmış. Bak sen olaya bak. Popstar'ın ilk seçmelerinde sayın izleyiciler Ajdar Popstar'a katılmış. Tabii ki jüri üyeleri dalga geçerek istememişler yani, yok sen yapamazsın demişler. Ajdar çıkıştaki kamerayı yakalamış ve demiş ki
ben geleceğin sanatçısı olacağım, bir gün göreceksin. Ama oldu. Ama oldu. İşte şimdi Ajdar'ı, bence Ajdar Allah tarafından gönderilmiş bir insan. Bir yaptı yani adam. Bir amacı var, amacına ulaştı. Ulaşabildi mi ama? Ulaşabildi. Aslında herkes diyor Ajdar şöyle, Ajdar, herkes dalga geçiyor ama Ajdar büyük bir isim. Neden? Bence seçilen bir insan. Ve besteleri çok değişik, farklı bir besteler. Evet. Gençlere hitap ediyor, direktmen gençlere, aşka hitap ediyor. Hakim alıyor eline, adam suçlu. Diyor işte, evet bakalım diyor, kan testinde neler çıktı diyor. Bakıyorlar. İşte 4 ay önce ağrı kesici aspirin atmış. 2, 3 ay önce esrar içmiş. 3, 2 ay 10 gün önce cinsel ilişkide bulunmuş. Amerika'dan mı bu? Yok abi, Türkiye'de yani. Türkiye'de. Sen Türkiye'yi beğenmiyor musun? Burası konu yani. Bugün konularımız bunlardı. Bunları işledik. Tülin Caner, Ahu Tuğba ve Ajdar olaylarını ve buna benzer olayları gündeme getirdik. Bugün konuğum Artim'di. Gelecek hafta içi yine görüşmek üzere diyorum ben başka konuklarla. Dediğim gibi büyük ihtimal Ajdar bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun. Hatamız varsa affedin. Olay burada bitti. Haftaya görüşmek üzere.